Biz bu yöntemi ve bu kayyum rejimini çok iyi tanıyoruz. Çünkü bu kayyum rejimi Kürt illeri başta olmak üzere, Kürt seçmeni başta olmak üzere demokrasiden yana tavır koyan her kesime uygulanmıştır. Kayyum önce HDP belediyelerinde stajlarını orada yaptılar. Daha sonra üniversitelere, daha sonra beğenmedikleri işletmelere kadar kayyum rejimini yaydılar. Ve biz ta o zamanlarda şunu ifade ediyorduk. Kayyum rejimi hep birlikte karşı çıkmamız gereken bir rejimdir. Kayyum rejimine, belediyelere kayyum atamalarına bizler daha güçlü bir şekilde karşı çıkmalıydık, hala karşı çıkmalıyız. Bugün Kürt illerine atanmış olan kayyumların batıya nasıl sirayet edeceğini defaatle vurgulamıştık. Keşke haklı çıkmasaydık, keşke yanılsaydık ama ne yazık ki haklı çıktık. Ve bugün artık kayyum rejimi Türkiye'nin batı belediyelerine sirayet etmiştir. Bugün Türkiye'nin en büyük belediyesi olan Esenyurt Belediyesi, Esenyurt halkının uzlaşısıyla kazanılmış bir belediyedir. Bütün Türkiye'ye model olan bir belediyecilik anlayışıyla burada halkın bir uzlaşısı sağlanmıştır. Esenyurt demek Türkiye demektir. Türkiye'de yaşayan farklı halklardan ve inançlardan ne kadar insan varsa onlar Esenyurt'ta da izdüşümleri vardır. Esenyurt'ta da onlar var. Ve Esenyurt'taki kent uzlaşısına tahammül etmeyen iktidar bir şafak operasyonuyla halkın iradesine darbe vurmaya çalışmıştır. Kayyum bir darbe rejimidir. Kayyum halkın iradesini gasp etmektir. Kayyum yurttaşın seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir. Kayyum rejimi antidemokratiktir, hukuksuzluktur. Kayyum rejimi demokrasinin asgari koşulu olan seçme ve seçilme hakkını yurttaşın elinden almak demektir. Bugün Ahmet Özer başkana yapılmış olan Esenyurt halkının iradesine yapılmıştır. Ahmet Özer evinden kalkıp yürüyerek belediyeye gelmedi. Esenyurt halkının iki oyundan birini alarak, seçilerek o makama gelmiştir. Bu makama herkes saygı gösterecektir. Bu makam halkın makamıdır. Bu makam halkın iradesidir. Sandık halkın iradesidir. Ve halkın iradesine dün yine bir operasyon çekilmiştir. Bizler bu operasyonlara, halkın iradesini yok sayanlara, demokrasiyi, hakkı, hukuku ayaklar altına alan anlayışa karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim nazarımızda dün gerçekleşen operasyon ve atanan kayyum yok hükmündedir. Ahmet Özer bu toplumun onurudur. O bir akademisyen, o bir bilim insanı. Aynı zamanda kendi tercihini yaparak bir siyasi partide siyasi yaşamını sürdürmüş, halkın iradesiyle seçilmiş belediyeyi yönetmektedir. Ve böylesi bir insana düzmece her arkadaşımız, her belediye başkanına yaptıkları gibi düzmece bir iddianameyle bir gözaltı gerçekleştirdiler. Düzmece bir dosyayla. Biz bu düzmece dosyaları, bu yalan yanlışla dolu olan dosyaları, bu uydurma dosyaları çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. Bunun arkasındaki irade, bu operasyonu gerçekleştiren irade, Ankara'da saraydaki iktidarın ta kendisidir. Ve saray seçimle kazanamadığı belediyeleri işte dün Ahmet Özer başkana yapıldığı gibi kayyum atayarak, halkın iradesini gasp ederek kendi memurunu oraya yerleştiriyor. Bu ülkede eğer seçilmişler yönetmeyecekse belediyeleri, atanmışlar yönetecekse bu rejimin
rejimdir. Bu rejime demokrasi diyemezsiniz. Hukuk diyemezsiniz. Bugün Esenyurt Belediyesi Türkiye'nin en büyük belediyesi ve birçok ilden daha büyük olan bir belediyeye bu iktidar, bu kayyımcı zihniyet aynı zamanda bir rant mantığıyla yaklaşmaktadır. Buradan rant elde etmek için de kayyım rejimine tevessül ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bir yandan halkın iradesini gasp etmek, halkın seçme seçilme hakkını elinden almak, demokrasiyi ezmek ama öte yandan kendilerine rant kapıları açmak için kayyım atadıklarını çok iyi biliyoruz. Belediyenin kaynaklarını tıpkı Türkiye'nin hazinesini yandaşlarına peşkeş çektikleri gibi belediyenin de kaynaklarını Esenyurt'un yani siz değerli halkımızın hakkı olan kaynakları kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için de kayyım atıyorlar. Bizler kayyım rejimine karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz. Bunu hak için, adalet için, demokrasi için yapacağız. Bunu halkın hakkı olan hizmet hakkı için, kent hakkı için de yapacağız. Bugün sözü bana barış elini uzatanlar, iç barış diyenler, dün... Sayın Başkan, sizin yasama kalitesini artırma ve yasamayı demokratikleştirme konusundaki çabalarınızı görüyoruz ve gerçekten önemsiyoruz. Bu hem meclis iklimi açısından hem de bunun topluma yaydığı ve yayacağı olumlu iklim açısından çok önemli olduğunu elbette ki biliyoruz. O nedenle dikkatle izliyoruz bu çalışmalarınızı ve gereken yerlerde de desteklerimizi veriyoruz. Ama biraz evvel de sözünü ettim usul tartışmasında. Şimdi biz burada yasamayı, merkezi demokrasiyi ne kadar güçlendirir ve mükemmel hale getirirsek getirelim, yerel demokrasi böyle tahrip edilirse kayyım atamalarıyla ve halkın iradesinin gasp edilmesiyle, yok sayılmasıyla, seçim hukukunun tahrip edilmesiyle ve yok sayılmasıyla biz yerel demokrasisi sağlam olmayan, yerel demokrasi güçlü olmayan, yerelden demokrasinin merkeze doğru yükseldiği bir ülkede yaşayamazsak toplumda da demokratikleşme olmaz. Merkezde de biz demokratikleşmeyi gerçek anlamda sağlayamayız. Bu açıdan biz gerçekten bu kayyım ataması meselesinin meclis iradesiyle ve yasada yapılacak değişiklikle bir an evvel sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Hani yargı paketleri geliyor, çok zor değil. Bir yasa maddesinde yapılacak bir değişikliktir bu esas itibariyle. Çok kolay yapılabilecek bir değişikliktir. Yeter ki bu konuda meclisteki grupların siyasi iradesi olsun. Zaten sorun buradan kaynaklanmaktadır. Onun için özellikle bunu bir kez daha vurguluyorum ve Ahmet Özel'in tutuklanmasına Esenyurt Belediye Başkanı ve yerine kayyım atanmasını en sert biçimde eleştirdiğimizi ve protesto ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi Sayın Başkan, sizin sunumunuzda benim önemsediğim bir nokta var. Yani hepsi önemliydi elbette ama özellikle üzerinde durmak istediğim bir konu var. O da anayasa tartışmaları. Ona dair birkaç şey söylemek istiyorum. Yani biz hepimiz büyük ihtimalle siz de bu anayasa 1982 yılında kabul edildiğinden bu yana bu anayasanın değişmesi gerektiğini söyleyenlerdenizdir. Ben de o cenahta hep yer aldım 82'den beri. Ve iktidara gelen her parti maalesef bu konuda çeşitli sözler vermiş olmasına rağmen, yani 42 yıl geçti, Türkiye'de bu anayasa değişikliği gerçek anlamda yapılamadı. Ve biz maalesef darbe cuntasının, 1980 darbe cuntasının danışma meclisinin hazırladığı ve cuntanın onaylayarak halk oyuna sunduğu bir anayasayla 42 yıldır yaşamak zorunda kaldık. Elbette ki birçok maddelerde değişiklikler oldu ama tam bir yamalı bohçaya döndü bu anayasa ve o anayasanın despotik ruhu, otoriter ruhu, demokratik olmayan ruhu bir türlü değiştirilemedi sonuç olarak. Şimdi dolayısıyla yeni bir anayasanın yapılması, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasanın yapılması çok ciddi bir hedeftir ve bu konudaki bizim yaklaşımımız çok açıktır DEM Parti olarak. Biz bu konuda
eğer samimi güven verici adımlar atılırsa ve bir yeni bir toplumsal sözleşme yapma imkanı ortaya çıkarsa elbette ki elimizden geleni yapmak isteriz. Toplumsal sözleşme diyorum. Yani anayasanın önemi aslında bu toplumdaki bütün farklılıkları, bütün özgün durumları göz önünde bulundurarak herkesin eşit ve demokratik bir şekilde yaşayabileceği koşulları oluşturmaktır esas itibariyle. Yani toplumsal sözleşme derken bunu ifade etmeye çalıştım. Şimdi böyle olduğu zaman nedir bizim önemsediğimiz konular? Birkaç tane önemli, yani şüphesiz ki çok anayasa maddesi önemlidir ama birkaç temel ilkeye değinmek istiyorum. Bir tanesi kuvvetler ayrılığı meselesidir. Sayın Başkan, siz de bunu konuşmalarınızda ifade ediyorsunuz. Kuvvetler ayrılığı meselesi demokrasinin en temel meselelerinden bir tanesidir. Yani burada hangi sistemin var olduğu buna bakarak aslında tespit edilir. Şimdi başkanlık sistemi dediğimiz dünyanın bazı ülkelerinde var. Başkanlık sisteminde de önemli olan şey bu sistemin demokratik olup olmamasıdır. O başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığının olup olmamasıdır esas itibariyle. Bu açıdan baktığımızda ister başkanlık sistemi olsun, ister yarı başkanlık sistemi olsun, isterse parlamenter demokrasi olsun. Sonuçta buradaki temel kriter demokrasi meselesidir. Bu sistemlerin demokratik olması meselesidir. Bunun da en temel konularından bir tanesi kuvvetler ayrılığıdır. Sizler de biliyorsunuz. Kuvvetler birliği demokrasi getirmez. Kuvvetler birliği bugün Türkiye'de maalesef var. Ve ben hani üzülerek bu lafı kullanıyorum. Hani biraz siyaset bilimiyle siz de çok ilgilisiniz. Ben de bu konuda ilgili bir yurttaş olarak yani bu Türk tipi başkanlık sistemi lafının çok münasebetsiz bir laf olduğunu doğrusu düşünüyorum. Yani bu kadar antidemokratik, otoriter, despotik bir başkanlık sistemi anlayışının demokratik olmayan bir başkanlık sistemi anlayışının Türk tipi olarak nitelendirilmesini de çok manidar buluyorum. Keşke bu niteleme hiç olmasaydı. Dolayısıyla bu başkanlık sistemi eğer devam edecek ise böyle bir tartışma sürdürülecekse o zaman bunun demokratik nasıl olacağını tartışmamız gerekiyor. Burada da birinci mesele kuvvetler birliğinin değil kuvvetler ayrılığının öne çıkmasıdır. Kuvvetler birliği olduğu zaman yürütme bugün olduğu gibi yasama ve yargı üzerinde bir tahakküm kurmaktadır. Ve yargı biliyoruz işte bugün kayyımlar meselesiyle hep bunu konuşuyoruz. Başka davalar da var, siyasi davalar tabii sadece kayyımlar değil. Yargı eliyle siyaset alanı bugün dizayn ediliyor esas itibariyle. Kuvvetler birliği olduğu zaman o kuvvetler birliğinin yürütmesi, en güçlü yürütmesi başkanlık sisteminde tabii ki yargı ve yasama üzerinde de bir tahakküm kuruyor. Bugünkü sorunumuz budur. İkincisi, sürem evet biraz daha var. İkinci konu tabii ki hukukun üstünlüğü meselesidir ve bağımsız tarafsız yargı meselesidir. Maalesef yine bugün Türkiye'de baktığımızda hukukun üstünlüğü büyük ölçüde tahrip edilmiştir ve bu tahribatın giderilmesi gerekir. Bir anayasa tartışmasında toplumsal bir sözleşme yapacaksak eğer hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilmelidir ve bağımsız ve tarafsız yargının gerçekten işleyebilmesinin bütün imkanları sağlanmalıdır diye düşünüyorum. Yok bugün. Yani bugün bağımsız ve tarafsız yargıdan büyük ölçüde söz etmek mümkün değil. Ben sadece siyasi davaları kastetmiyorum. Ticari davalarda da böyledir. Adli meselelerde de böyledir. Üçüncü önemsediğimiz konu denge denetleme mekanizmalarıdır. Şimdi siz konuşmanızda da söylediniz denetleme mekanizmasıdır yasama diye. Tabii çok haklısınız fakat Türkiye'de bugün denge denetleme mekanizmaları da ortadan kaldırılmıştır. İşlememektedir yani işlevsiz hale gelmiştir. Görüntüde vardır ama işlevsizdir. Meclis bunlardan bir tanesidir yasama organı olarak. Maalesef bu denge denetleme işlevini yerine getirememektedir ve yani neredeyse tek kişilik bir yürütmeye bağlı bir sistem sonucunda aslında denge denetleme yapılamamaktadır ve denetleme mekanizmaları sadece meclis değil meclis dışındaki kimi kurullarda aslında yürütmenin tahakküm altında işleyememektedir. Şimdi bunlar önemli gördüğümüz konular genel olarak baktığımızda toplum açısından önemli. Fakat daha başka önemli konular da var. Bunlardan bir tanesi Türkiye coğrafyasına baktığımızda
topluma baktığımızda şunu görüyoruz hepimiz. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, Orta Doğu için de geçerli olan bir durum. Farklı kimliklerin, kültürlerin, ana dillerin, inançların olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Tek değil burası, tekçi bir anlayışla yönetilebilir değil burası. O zaman bizim yeni toplumsal sözleşmemiz bütün bu farklı kimlik ve kültürlerin eşit ve saygın olmasına dayanmalıdır. Eşit ve saygın. Sözde eşitlikten bahsetmiyorum. Gerçekten özde eşitlikten bahsediyorum. Ana dilinde, ana dili evrensel bir haktır. Bizim anayasamızda ana dilinde eğitim hakkı yasaktır esas itibariyle. Bu durumun değişmesi gerekiyor. Ana dilinde eğitim hakkı, sadece Kürtçe için söylemiyorum bunu, bütün ana diller için söylüyorum. Ana dilinde eğitim hakkını kullanmak isteyen herkes bu hakkı layıkıyla kullanabilmelidir diye düşünüyorum. Üçüncü önemli bir mesele daha var. O da hani biraz evvel de değindim fakat bunun anayasal ayakları da var. Onun için tekrar değinmek istiyorum. Yerel demokrasi meselesidir. Şimdi yerel demokrasi güçlü olmayan bir demokrasi zaten güçlü değildir. Onu hiç tartışmaya bile gerek yok. Yerel demokrasisi aksayan, yani doğrudan doğruya yurttaşın kapısını çalıp belediyeye gittiği, yerel yönetimle sorunlarını paylaştığı ve çözüm yolları aradığı sistem işlemiyorsa bir atanmış memurlar yoluyla, kayyımlar yoluyla egemenlik tesis ediliyorsa, dedim ya, egemenlik kayıtsız şartsız kayyımın oluyor o zaman. Şimdi bunun değişmesi gerekiyor. Bizim anayasamızın temel anlayışında... İki dakika alabilir miyim Sayın Başkan? Teşekkür ediyorum. Temel meselelerinden bir tanesi merkezi vesayettir yerel yönetimler üzerinde. Yani anayasada da yazmaktadır bu merkezi vesayet meselesi. Bu merkezi vesayetin değişmesi gerekiyor. Yani Türkiye coğrafi olarak da baktığımızda, toplumsal olarak da baktığımızda bütün yetkilerin tek bir merkezde toplandığı bir sistem tarafından layıkıyla yönetilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bizim yerel demokrasimizin gelişmesi gerekiyor. Yani merkezdeki bazı yetkilerin, bunların neler olduğu tartışılabilir elbette ki, bazı yetkilerin yerele devredilmesi gerekiyor. Yerel demokrasinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi gerekiyor. Bu son derece önemli bir konudur. Bu dediğim gibi sadece DEM Parti için, sadece bizim seçmenlerimiz için değil, Türkiye'de yaşayan bütün herkes için önemli bir konudur. Dolayısıyla yeni anayasa tartışmalarında merkeziyetçilikten çok ademi merkeziyetçi bir yaklaşımla yerel demokrasinin güçlendirilmesi sağlanabilirse, eğer bazı merkezi yetkilerin yerel yönetimlere aktarılması sağlanabilirse, gerçekten önemli bir adım atılmış olur. Hem bu bizim partimiz açısından, bizim seçmenlerimiz açısından, Kürt halkı açısından ve Türkiye'de yaşayan bütün halklar açısından önemli bir adım olur. Dolayısıyla toplumun geniş kesimlerinin anayasa tartışmalarına katılabilmesi dediniz siz. Çok önemli. Sadece mecliste yapılmaz anayasa, yeni bir toplumsal sözleşme yapılıyorsa. Ama toplumun değişik kesimlerinin bu tartışmaya katılabilmesinin yolu Türkiye'de demokratik bir politik iklimin sağlanmasıdır esas itibariyle. Bu sağlanmadığı müddetçe, kayyım atamaları sürdüğü müddetçe, siyasi davalar sürdüğü müddetçe bu konuda demokratik bir politik iklime ulaşamayız ve... Son cümle efendim. Teşekkür ederim. Bu sağlanmadığı müddetçe demokratik bir politik iklime ulaşamayacağımız için biz mecliste ne kadar iyi tartışma yapabilsek bile bu toplum açısından kabul edilebilir. Bir metin ortaya çıkartamaz ve herkes güvensiz bir şekilde sürece de bakar ve katılmak da istemez. Yani edeceğim bir laftan ötürü eğer gözaltı tutuklamayla karşı karşıya kalacaksam, soruşturma kovuşturmayla karşı karşıya kalacaksam neden konuşayım diye düşünür. Dolayısıyla demokratik politik iklimin sağlanması da bir anayasa tartışması açısından elzem olan bir durumdur. Bu konuda özellikle iktidar ortaklarına sesleniyorum. Yapılacak bazı işler vardır, atılacak adımlar vardır. Bunlardan uzak durmamak gerekir eğer hakikaten sağlıklı bir anayasa tartışması yapmak istiyorsak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Uluç. Şimdi Sayın Sakır